Sektör'ün en iyi izleyicileri, bugün sizlere Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden bahsediyoruz. Fındıklı Mahallesi'ndeyiz, harika bir mekandayız. Saklı Vadi restoranın konuğuyuz. Yanımızda firma sahiplerimiz Mehmet Bey ve Mert Bey var. Mert Bey merhaba. Merhabalar. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar. Önce sizden başlamak istiyorum. Nasıl karar verdiniz bu sektöre girmekte? Bu macera nasıl başladı? Esasında gençliğinde hayalini kurduğum bir sektördü burası. Daha sonra yani gençliğimizde kısmet olmadı. İleriki zamanlarda tesadüf. Başlayalım. Sıfırdan bir başlangıç yaptık. Evet, aslında önce röportajdan önce sohbet etme şansımız oldu. Çok güzel, küçük, butik bir bahçe ama çok özenli hazırlanmış bir bahçe aynı zamanda. Ve tabii hedefler de var bununla beraber. Ama önce biraz burayı tanıyalım mı Mert Bey? Kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz, kaç çalışanınız var ve hangi lezzetleri sunuyorsunuz? Öncelikle tesisimiz küçük ama dediğiniz gibi hoş, rahat ve sakinleştirici mekanlardan bir tanesi Kahramanmaraş'ta. Şu şekilde yaklaşık 200 kişiye kadar misafirlerimizi burada ağırlayabiliyoruz. Ekibimiz biraz kalabalık, güler yüzlü ve gayet yeterince huzurlu bir yer burası. Evet, şu hayatın ve kalabalığın keşmekeşinden buralara gelip güzel, keyifli zaman geçirebiliyorlar ve çok da güzel lezzetleri tadabiliyorlar. Bu lezzetler nelerdir? Biz tesisimizde ana yemek olarak şunları sunuyoruz. Izgarada alabalık yapıyoruz. Onun dışında ızgara köfte yapıyoruz. Hatay yöresine ait tepsi kebabı, kağıt kebabı ve fırında güveç de yapıyoruz aynı şekilde. Yanı sıra meze çeşitlerimiz var. Bunun içinde humus, kekik salatası, patlıcan köz, yoğurtlu atom ve baba ganlışı bulunduruyor. Yanı sıra mevsimine göre meyve tabaklarımız ve yöresel börek çeşitlerimizle beraber kahvaltı servisimiz de var. Evet, şimdi buraya toplu yemek isteyen gruplar gelebiliyor mu? Hem kahvaltı hem akşam yemeği organizasyonları oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Özellikle Antepli bayanların uğrak yeri burası. Sabah kahvaltıya gelirler, bir süre burada vakit geçirirler, daha sonra çevreyi bir dolaşır gelir, akşam üzeri tekrar yemeklerini yerler, halaylarını çekerler, eğlencelerini yaparlar, buradan tekrar hareket ederler. Yani hizmette sınır yok, lezzetlerimizi tadıyoruz, eğleniyoruz, doğal güzelliklerimizi görüyoruz, akşam da yemeğimizi yiyip gidiyoruz diyorsunuz, harika. Doğal güzelliklerinden faydalanıyorlar. Doğal bir şekilde de doğal ürünlerimizden faydalanaraktan buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Evet, özellikle malzeme seçerken nelere dikkat ediyorsunuz Mehmet Bey? Organik, yöresel ürünler tercih ediyor musunuz? Ben kesinlikle yöresel ürünlerden yana tercihlerimi kullanıyorum. Tadına bakmadığım hiçbir ürünü buraya koymuyorum. İkinci sınıf ürünlere hiç hizmet etmedim. Etmeyi de düşünmüyorum. Harikasınız. Özellikle bu konuda hassasiyet gösterdiğiniz için gıda sektörü çok önemli. Ürünlerinizi seçerken kesinlikle bu konuda hani tolerans sağlamadığınız için ben tüketiciler adına öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Ve hedeflerinizi merak ediyoruz. Bu güzel lezzetleri başka yerlerde de insanlarla, müşterilerle buluşturma hayaliniz var mı Mert Bey? Tabii ki sadece burayla kalmayacağız. İlerleyen dönemler için daha farklı yerlerde, daha farklı şekilde aynı lezzeti ve aynı hizmeti sağlamaya devam edeceğiz. Küçük projelerimizden yana biraz daha büyük düşünüyoruz. En azından burayı bir tatil köyüne çevirme planımız var. Küçük de olsa bir bungalov projemiz var. Konaklamayla beraber düşünüyorsunuz. Tabii ki. Yani insanların bu çevrede daha fazla kalması, yani sadece günü birlik değil. Burada bir hafta, 10 gün en azından şehrin kalabalık ortamından biraz daha bu tarafa kaçmalarını ben de isterim. Çünkü ben bu çevrede yetiştim, bu çevrede büyüdüm. Ve benim yaşadığım bu mutluluğu onların da yaşamasını isterim. Bu yüzden ileriye dönük çok güzel projelerimiz olacak. Evet, bizler de bu güzel hedefiniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz. Ve genç bir girişimci olarak bu kadar işinizde başarılı olduğunuz için ayrıca sizi tebrik ediyorum Mert Bey. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Mehmet Bey? Söyleyebileceğim sorunsuzca gelip burada teşekkürle ayrıldıkları zaman biz farklı bir onur yaşıyoruz. Yani kazançtan ziyade teşekkürler çok önemli, beğeniler çok önemli. Biz müşterilerimizden memnunuz, kendilerini de memnun ayrılarak evlerine döndüklerini düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz?
Misafirlerimize genellikle ve sürekli olarak bunu söylüyorum ben. Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli. Eğer siz buradan memnun ayrılmıyorsanız biz bir eksiklik yapıyoruzdur. Bu yüzden şimdiye kadar sağ olsunlar ki hiç kimseden olumsuz bir yorum, olumsuz bir düşünce almadık. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi destekledikleri için, sürekli bizimle güzel bir diyalog kurdukları için onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her bizler zaman de, evet, sizler de vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden ve kaliteli hizmetten dolayı izleyicilerimiz adına, tüketici adına size teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar başarılarınız daim olsun diyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz.